trafikte kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle her ne kadar sürücüler cezalandırılsa da araştırmalara göre en büyük ihlalleri yayalar yapıyor. Kırmızı ışığı dinlemeyen, yaya geçidini kullanmayan, kaldırım nedir bilmeyen yayalar trafiği felç ediyor. Listenin başında ise elbette ışık ihlali geliyor. Kuralsız yayalar en çok trafik ışıklarını dikkate almıyor. Bu araştırmanın sonucunu duyan sokağın adamı Selçuk Dönmez de Malatya'nın göbeğinde pusuya yatıp bekledi. Kural ihlali yaparak kazaları davetiye çıkartan yayaları bir bir tespit etti. Bu da yetmezmiş gibi bir de mikrofon uzattı. Ama Türk milleti bu. Hem suçlu hem güçlü oldu, bahaneler üretti, kendini haklı çıkarttı. Olanlar karşısında bizim Selçuk da şaştı kaldı. Merhaba, yaya geçidini neden kullanmadınız? Efendim? Yaya geçidini neden kullanmadınız? Ya hanım hasta ya, şey yapamıyor. Trafik kurallarına neden uymuyoruz? Niye hiç yaya geçidinden geçmedik? Valla abi acelem var o yüzden. Nereye ya. Nereye gidiyoruz? Eve gideyim. Yaya geçidini neden kullanmadık? He? Yaya geçidini neden kullanmıyoruz? Kullanmadım. Orada da araba dönüyor, tamam doğru. Geçidini kullanmadınız, karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Niçin yaya geçidi kullanmadık? Yaya geçidi dalgınım biraz, dalgınlıklanır. Dalgınlık evet. Var. İşimiz acele mi? Yok. Yaya geçidini kullanmadık, karşıdan karşıya geçiyoruz. Niçin yaya geçidini kullanmadık? Valla ayağım ağrıydı, oraya geçmedim. Oraya o mesafe uzak mı? Uzak da, değilse gelemedim. Şu an karşıdan karşıya geçiyorsun. Geçiyorum dayı. Biraz ileride yaya geçidi var, yaya geçidini neden kullanmıyoruz? Şey var. Kullanam dayı ya. İlerisi yaya geçidi miydi? Yaya geçidi niye kullanmıyorsun? Nerede yaya geçidi var? Buraya yakındı bana. Şimdi acele ediyorsun. He tabii. Niye beni duruttunuz? Yaya geçidini kullanmıyorsun. Normal yoldan geliyorsun. Cezası var bunun biliyorsun değil mi? Bilmiyorum yok. Ne ceza vereceksiniz bana bu yaşımda? Yaya geçidinden niye geçmiyorsun? İşte o da yeniliklikte. Çünkü adamlara bela getiriyorum. İleride yaya geçidi vardı. Yaya geçidi biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bunun cezası var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bile bile de gidiyorum. Biraz ileride yaya geçidi var. Niçin burayı kullanıyoruz? Burada kestirme olduğu için, biz de engelli olduğu için burayı kullandık. Merhaba. Niçin yaya geçidini kullanmadın? Annemi öyle görünce heyecanlandım. Buradan geçeyim dedi. Peki bunun cezasının olduğunu biliyor musunuz? Yok. Trafik kuralı uymadığınız takdirde cezası var. Ben yaya geçidini kullanmadığınızdan dolayı. Niçin yaya geçidini kullanmadık? Efendim? Niçin yaya geçidini kullanmadık? Yaya geçidi olmadığı için kullanamadık. İleride yaya geçidi var 100 metrelerde. Orada çok uzak olduğu için en yakın yeri nerede bulacak?